Bir önceki videoda göndermiş olduğum dronlar ve motorlar için yanıp sönen uyarı ışığı vardı elimde. Bu uyarı ışıklarının üzerinde yaklaşık 45 miliamper 90 miliamper arasında piller geliyor. Bunlar yaklaşık 1 saat bunların çalışmasını sağlıyor. Yanıp sönmesine rağmen belki de daha kısa. Elimdeki 18.650 pillerle değiştirmeye karar verdim içerisindeki pili. Böylece yaklaşık 20 katına çıkartmış olacağım pil boyutunu. Elimdeki 18.650 pinin boyutu 1641 mAh. 1 saat çalışıyorsa yaklaşık 20 saat çalışmasını sağlayacak. Belki de daha fazla. Modlarına göre değişiyor tabii bu yanma süresi. Gördüğünüz gibi şu anda elimdeki bataryaya özel bir solüsyon uyguladıktan sonra lehim döküyorum. Bu lehim normalde pilin bu noktalarına tutunmakta bayağı bir güçlük çekiyor. Bu solüsyon olmadan. İnternete flux yapımı diye yazarsanız eğer bu solüsyonun nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi ilgili uçlara kabloları lehimliyorum videodaki. Şarj modülü olarak da BMS'li yani batarya yönetim sistemi olan içerisinde pilin belli bir voltajın altına düştüğünde kapanmasını sağlayan bir modül kullanıyorum. Bu modülün adı TP4056. Böylece pil hem şarj edilecek hem de gerilim düşüşünün önüne geçilecek. Belli bir seviyenin altına düştüğü zaman pilin gerilimi bu modül pilin daha fazla bitmesini önleyerek pili koruyacak. Aynı zamanda Type-C üzerinden şarj edebilir olacağım. Şu anda bu modülün ilgili noktalarına batarya girişini ve güç çıkışlarını yaparak görmüş olduğunuz gibi LED'in pinlerine bağlıyorum, besleme pinlerine. Bağlantıyı burada görebilirsiniz. Mevcut bataryayı söktüm. O batarya yerine BMS devresinden gelen artı ve eksi girişlerini bağladım. Pili doğrudan bu modüle bağlamıyorum. Arada bir gördüğünüz gibi TP4056 BMS'li modül var. Devamında topluyorum LED'i. Yerine yerleşip yerleşmediğini gözlemliyorum. Daha sonra kapağın içerisinden geçirmediğimi fark ediyorum. Kapağın içerisinden geçirip tekrar artı ve eksi noktalarına kabloları lehimliyorum. Sağlamlığını kontrol ediyorum. Olası bir kısa devre olup olmayacağına bakıyorum. Şöyle bir deneme yapıyorum önce. Başarılı olup olmadığına bakıyorum. Nasıl yerleştirebilirim diye denemeler yapıyorum. Videonun sonuna doğru geçen videoda tamir ettiğim 3 boyutlu kalem yazıcı ile buna bir sert kılıf basacağım dışına. Videonun en sonunda bunu göstereceğim. Burada kapak tarafının kablolardan dolayı tam oturmadığını gözlemliyorum. Kabloları çok fazla bastırıyordu. Ben de biraz ısıtarak oradaki plastiğin şekil almasını sağlıyorum kablolara göre. Tam oturttuğumda artık içerisinde silikona dolduruyorum. Böylece ledler ve içerisinde bulunan elektronik devre suya, toza ve neme karşı dayanıklı olacak. Tabi bu sökmek istediğim zaman birazcık sorun olabilir ama sökmek istediğim zaman da izopropil alkolü bolca oraya döktüğümde silikon kolaylıkla plastiği bırakacaktır. Oradan da içeriye silikon döküyorum. Kablonun zorlanma aşamalarında kopmaması için. Devreyi görüyorsunuz işte. Bir 18.650 pil var. Bir de BMS'li şarj devresi var. TP4056. Burada da kapton bantla güzelce bantlıyorum. Bu bant ısıya dayanıklı. Ve yapışması çok iyi. Bunları yapıyorum. Burada da TP4056'nın üzerinde bir direnç var. Bu direnci söküyorum. Yerine daha yüksek ohmajlı bir direnç bağlıyorum. Çünkü şarjın 1 amperle değil de 0.5 amperle şarj olmasını istiyorum. Bu yüzden üzerinde bulunan 1K'lık direnci çıkartarak onu 2K'lık dirençle değiştiriyorum. SMD dirençle doğrudan pin bacaklarına bağlıyorum bunu. Çünkü bulduğum SMD direnç biraz daha yüksek.
Burada da teknik referans dokümanını görüyorsunuz. TP4056'nın ikinci pini, programlama pini. Şu aralığa 2K'lık direnç bağlıyorum. Bizim kullandığımız devrede temperature sensörünün olduğu yer yok. Orası direkt ground'a bağlanmış. O yüzden ground'a direkt bağlama işlemini oradan gerçekleştirebiliyoruz. 3 boyutlu kalem yazıcıyla her tarafını güzelce sarıp sarmaladım. Böylece daha uzun süre yanan ve daha kaliteli bir lamba elde etmiş oldum.